Türk tarihi açısından Cumhuriyet'in sahada kazanılmış olan zaferinin diplomasi masasında da tescil edildiği önemli tarihlerden bir tanesinin yıl dönümü. Yani Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü. Bugün bizim ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın aynı zamanda bir nişanı. Gün dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları bugün vilayet meydanındaydı. Atanın huzuruna çıktılar, saygı duruşunda bulundular ve Lozan'la ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştılar. Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Eskişehir Vilayet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da eşlik etti. Atatürk anıtına sunulan çelenk ve saygı duruşunun ardından sivil toplum kuruluşları adına bir açıklama gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azmi Kerman, Lozan Antlaşması'nın uluslararası hukuka göre kuruluş belgemiz olduğunu, bu anlaşmayla bağımsızlığımız ve egemenliğimizin bütün dünyada kabul edildiğini dile getirdi. Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli bir yeri olan Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır. Son yıllarda yalan ve sahte tarih yazma gayretleri hız kazandı diyen Kerman, Lozan'a Cumhuriyetimizin mimarı Büyük Atatürk'e ve yol arkadaşı İsmet İnönü'ye çirkin saldırılar yapılmaktadır. Milletimizin dirilişinin kanıtı olan Lozan'ı tartışmaya açmak tarihi gerçekleri saptırmaktır. Atatürk'ün kurduğu ulus devletin tasfiye edilmesidir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelde oynamak Cumhuriyetin yıkılmasına yol açabilir. Zaten Lozan sonrası geçen sürede Batılı devletlerin amacı Lozan'ın yerine Sevr'i getirmek olmuştur. Son yıllarda yalan ve sahte tarih yazma gayretleri hız kazanmıştır. Lozan'la Cumhuriyetimizin mimarı Büyük Atatürk'e ve yol arkadaşı İnönü'ye karşı çirkin saldırılar yapılmaktadır.